Hadi buyurun. Hadi buyurun. Pırasalı afiyet böreğimiz olsun. Geldi, kol böreği. Benim böreğim ıslanmış bu yemekten evet. Ama bu da aynı. Yani. Hepsi ıslanmış. Bu da aynı. Hep ıslanmış. Şimdi biz böreğin tadını mı alacağız, yani, sotenin tadını mı alacağız? Onu bilemedim. Tabak küçük aslında. Olmuş biraz. Niye bu sote niye ıslanmış bu sulu yani. Sulu böyle? Evet. Yani bu böreğin tadını nasıl alacağız aynen. Oğlanım biz? Tavuk evet. Sote de zaten bununla ne alaka? Bir soğuk meze olur bunun yanında. Ben ne bileyim yani. Niye, sotenin de bu ilmiş? Kadar sulu olması. Sen bırakınca tabii abur olur. Başla buyurun yemeğinizi yiyin. Yok geldiğinde hayır ama daha hiç görünüşe almadım. De bakıyorum ki hangi yani. Nerede başlayayım nerede yiyeyim bilemedim şimdi. Hangisini yiyeyim ya? Bilmiyorum neyi var bilmiyorum. Mane bu lili ama bir zaten şey yok. Zaten pırasalıyı da sevmiyorum neyse. Tamam. Bununla bu ıslanmış. Gelin yani hanım. Tavuk sote niye seçtiniz siz? Uyumlu olmamış. Çünkü herkes basit yemek ara tabağında seçiyor. Bir tanem bu ıslanmış güzel kızım benim böreğim yemekten. Sulu olmuş yani tabak küçük ne ve yemek sulu yani böyle bir tabak. Çok tuzlu. Tabaklarım küçük olduğu için böyle yapmak zorunda kaldım. Bir de bu sulu bir yemek, tamam kuru bir yemek değil. Tadı tuzu nasıl? Çok tuzlu. Tuzlu mu? Arkadaşlar. Neresi tuzlu? Bana göre tuzlu. Bence... Orada hiç de tuzlu değil. Ya çok güzel. Senin ağzının sizce tadı nasıl? Yok demek. Benim ağzımın tadı nasıl yok evet. Ya siz benim ağzımdan... Sen tadını bilmiyorsun ki. Benden iyi mi bileceksiniz ağzımın evet, tadını? Evet bu yemeğin neyi var? Bu yemek çok güzel. Bana göre tuzlu arkadaş. Yani, valla tuzlu değil. O olabilir size göre. Yok valla o tuzlu değil. O kişiseldir. O herkes... Böreğin üzeri güzel kızarmış ama altı bana göre iyi kızarmamış. Altı da koydum. Bilmiyorum. Altı hiç kızarmamış. Altı kızarmamış. Evet. Bir de hiç kızarmamış, hiç. Tavuk altı soten, pişmemiş. Tavuk soteye göre hiç sulu kızarmamış. Olmuş. Sulu olduğu için, ha, altı da pişmediği ha, için ben. O suyu da ıslatmış. Altı ben. Çok yumuşak olmuş. Hiç benim kızarmamış. Böreğim. Şu anki benim yediğim börekten bahsediyorum. Olabilir, sulu yemek olduğu için ıslanmış olabilir. Bir şey diyemem bu konuda. Tabağım küçük olduğu için. Peki. Biraz daha kabarabilirdi. Börek niye kabarmamış? Benim bu yemeğe bu bence bir börek ben yedim kol börekler hep kabarık böyle. Etmeni al, baldır iyi suyu. Gerçi bizim gelin de yapacak ama. Etmeni baldır iyi. Ekmeğinizi daldırın baldırın yiyin diyor evet. Bandıra bandıra. Soteye mi? Evet. Öyle bir zorunluluğumuz mu var? Niye yok? Yok tabii ki de. Alternatif sundu yani size. Ne yiyeyim öyle ya hayret. Böreğin altı hiç pişmemiş. Börek pişmemiş olabilir yani. Böreğin altı pişmemiş. Sadece yüzü kızarmış. Hiç. Bir de diyor ki ekmek bam bam diye. Lezzeti de yok. Nasıl yemek yiyeceğimizi yok. Bize öğretiyorlar maşallah. Maşallah sen diyorsun tadı tuzu yerinde değil. Tuzlu olmuş dedi. Neresi tuzlu? Börek bana tuzlu sizce geldi. Sizce nasıl tuzu? Tuzu sizce nasıl? Tuzu bana göre ben tuzlu yiyorum. Belki tuzlu. Ben tansiyon hastasıyım. Size göre tuzlu yani nasıl? Bana göre lornan da ama şey... Birbirimizi dinleyelim. Pişmemiş mi? Nasıl pişmemiş? Şuraya aha. Bak. Aldı ya. Seninki güzel. Sizinki güzel pardon. Benimki güzel. Ha de üstü kızarmış. Evet. Benimki çok güzel. Evet, böreğin tadı güzel. Efsane. O kadar lezzetli böreğin ki. Böreğin altında sudan başka bir şey yok ki. Yok. Böreğin altı sadece az pişmiş. Lezzeti çok güzel. Evet. İçine de bak. Evet, altı biraz çok güzel. Çok doğru. Fazla değil, eksik değil. Tuzu bana göre güzel. Ben bence tuzsuz de. Yiyen bir insanım. Ama tavuk soten biraz sulu olmuş. Bence doğru. Tavuk doğru. Soteye göre biraz tuzu sulu olmuş. Bana göre iyi ama bence de. Bir de börekle tavuk soteyi ben yan yana yakıştıramadım. Benim görüşüm bu. Benim görüşüm bu. Ama evet. Ellerine sağlık. Bence de olmamış sote yanında. Olmamış. Siz tadını beğendiniz mi böreğin? Tadı güzel. Evet. Altı pişmemiş. Sadece bir de bu tabak yanlış. Ya evet tatlım ya o yanlış olmuş. Ya da tavuk soteyin suyu biraz fazla evet. Kalmış. Evet. Susuz koysaydı belki. Daha güzel olacaktı. Daha evet. Güzel süzekle olacaktı. Süzüp verseydi daha iyi olurdu. Suyunu koymadan. Süzüp mü? Ama yo, bu yemek... Bir yemek sulu bir yemek. Siz evinizde nasıl yapıyorsunuz? Sulu bir yemeğin yerine o zaman niye böreği koydun sen? Ne koyayım? Nasıl başka sulayım? Susuz bir başka güzel soğuk meze mi yok? Mezem var salata. Ama herkes... Salata da zaten ana yemeğin yanına gidiyor. Yani bunun ben yanına ana ben bilmiyorum. Bana... Herkes kolay tercih ediyor. Ben size zora gitmişim. Beğenmeniz lazım bence. El açması. Neyini beğenmiyorsun? Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şimdi tırşikin yanında cacık gider dedi. Evet. Geleneksel bir evet. Yemek olduğu ben için. Ben bilmiyorum tırşikiyi hiç. Onun için şimdi salata yapmış, böreğin yanında bir sebze bir şey olsun farklı bir bence şey. Bence bu zor bir yemek. Herkes evet. Bunu tercih, herkes ana yemekte zor bunu tabii canım. Ana yemek biz de onu dedik. Kolay, ana yemek olabilirmiş yani. Kolay demiyorum. Olabilir. Ana yemek olabilir ben de dedim başından için. Zaten. Ha yani aşamalı meşakkatli evet. Bir yemek. Bak
insan 2,5 saat içerisinde yarışıyor. Çok zor. Yetiştirebilir misiniz, bilmez misiniz bilmiyorum ama zor bir menü. O stresi anlıyorum tabii ki. Kolay değil. Evet. Siz de yarışacaksınız ona göre. Onu da biliyorum. Yine ama de sizin tercihiniz, bir şey diyemem. Kuru olsaydı bir de sote değil, soğuk mezelerde başka bir tane seçebilirdiniz. Ben bunu tercih ettim. Yani ben şimdi karışık olmuş. Bunun yanına, onun çok yanına karışık olmuş yani. Sizin emeğiniz tabii ki var. Emeğe saygısızlık yapmak istemem. Böreğin iyi bir şey değil. Böreğin şimdi ben bir de şöyle bir şey. Ben tuzlu yemediğim için bana tuzlu geldi. Hayır hayır tuzlu değil. Tuzlu bir tek siz iddia ediyorsunuz. Ben, tuzlu yok, değil. Demek ki ben tuzsuz yediğim için. Belki de belki de. Su iç. Olabilir. Bir saniye su iç diyor size. Ha ben onu akıl edebilirim. Zaten bir lokma aldım. Ama börek tuzlu değil. Değil. Çok güzel. Ne böreğimiz ne böreğimiz. Bak tavuk sote de çok güzel. Evet. Börek bayıldım tadına. Afiyet olsun. Ama şimdi o konuda haklılar. Bu tabakta servis etmemeliydin veya o tavuk sote seçmeyecektin. Ya da suyunu biraz fazla tutmuşsun. Evet. Lezzetli, çok lezzetli. Ben dedim hani yemeğin lezzeti hep suyuna giriyor. Ya da böyle küçük çukur kaplardan birine koysaydın. Evet. Karışmış yani, tabii şimdi. Bak, kuru yemekle sulu yemek olmamış yan yana. Ama bilmiyorum salatayı nasıl buldunuz? Ben de salataya şu an değinmek istiyorum. Değinin lütfen. Yağı, ekşisi gayet güzel olmuş. Evet ben de beğendim. Sağlık. Ben çok beğendim. Güzel. Siz? Salatası da güzel. Salatası güzel. Güzel. Ama bunlar tuzları güzel ama pişmemiş şu. Hiç pişmemiş. Hayır hayır pişmiş. Yok yok altı sadece. Birazcık altı az pişmiş. Evet altı biraz daha pişirseydi. Ya bakın el açması bu. Derdiniz. Üstü hep yanardı kuru olmuş derdiniz. Evet. Bakın ne kadar ince açmış. Gerçekten, gerçekten bu kol böreğini. Gerçekten çok ya, güzel açmış. Zuhal Hanım yemeğine diyeceğimiz yok. Yok tamam, evet. Yanlış. Evet. Onu ben de söyledim. Sulu, haklısınız. Tuzu güzel. Tuzu. Böreğin lezzeti tuzu çok güzel. O konuda güzel dediğim gibi servis hatası var. Evet, yanlış evet tabakta servis etmişsin bir. İkincisi o konuda haklılar. Yani. Keşke farklı bir şey tercih etseydin. Ama sen tavuğu tercih etmişsin. Güzel de yapmış mısın? Yapmışsın. Yapmış, evet. Ama dediğin gibi farklı bir meze hanımefendi dediği gibi yoğurtlu bir şey olabilirdi. Farklı bir şey olabilirdi. Ya da bunu çukur bir baktın sulu oldu tavuk soten veya sulu zaten istedin yapmayı onu da bilemem. Evet. Daha küçük kaplarımız var bizim. Evet. Salatan da çok güzel. Zor yolu seçmişsin. Evet. Yani zoru seçmişsin. Ama şimdi ana yemek olabilecek şey ara yemek yapmışsın. Bir de tırşık da etli falan bir yemek. Şöyle hepsini veriyoruz değil evet mi? Salatam kalsın ben devam ederim. Tamam. İsteyenin kalsın salatası. Tamam. Ama böreği çok güzel açmışsın. Çok inceci. Çok ince evet gerçekten. Lezzeti de güzel. Lezzeti de pırasalı da güzel. Çok ağır olmamış ama evet hiç yok gibi de değil. Gayet kıvamında. Yok, çok güzel ayarlamış. Sadece altı biraz altı biraz daha kızarsaymış. Evet. Hayır, bir de sulu yemek yanında olunca ıslandığı için tabii doğal olarak. Her zaman daha da söylüyoruz. Şey, sulu bir şey varsa farklı bir tabakta onun için ayrı. Onun kaynana İslanmış bana bir yemeğe ekmek bam diyor. Sen beni sınır ediyorsun. Tuzluysa diyor ki bir su iç. Tuzlu tuzlu bunun neresi tuzlu öneriyor. Allah aşkına bu nerede tuz var? Ama diyorum ya ben tuzlu pek yemediğim için bana öyle geldi. Ben ne yapayım? Sen tansiyonu var ben ne yedim? Ben aynen ne yapayım? Yok, ben çok tuz bir şey yapmadım. Yok tuzu normal. Tuzu çok güzel. Ne tuzludur ne tuzludur. Kesinlikle. Çok güzel. Ben genelde tuzsuz yerim tuzu çok güzel. Çok güzel yok güzel. Çünkü yani tuzlu yani tuzlu değil. İnce açmış yufkayı gayet ince açmış. Bravo evet. Gayet güzel evet. Biraz çok altı pişseydi tabak yanlışlığından. Yani tabak yanlışlığından kaynaklanıyor. Hani o az pişmiş olsaydı bile ıslanmadığı için bize hoş gelecekti. Ama yemekle birlikte oldu. Ne oldu bir saniye bir şey oldu ne oldu? Size terlemeye mi başladınız? Yok, daha tuzlu geldi yo, ben dedi. Ben şeker hastasıyım ya Zuhal Hanım. Ben fazla sinirlendim. Şey oldu mu benim çıksa da düşse bana de bana mı sinirlendin? Ben de şeker hastasıyım. Tansiyon geçmiş hastasıyım. Olsun. Doğru, ben de yedim. Olsun. Hani hiç tuzlu değil. Yok. Ya sen yani bile değil. Beyin hiç yememiş. Ben yedim niye yemedim? Kim dedi beni? Tabaklarınızı uzatın. Streste yemek yemedim. Değil tuzlu tuzlu. Bunun tuzlusu yok ki. Vallahi yemeklerimiz çok güzel. Tamam size göre diyorum. Ben diyorum ben tuzsuz yediğim için bana öyle geldi. Peki. Yani birkaç defa bana niye tekrarlatıyorsunuz? Yok yemeğin suyuna ekmeğini ban. Yok tuzluysa su iç. Gerçi söyledim niye bana öyle dedi. Ben eleştirmek zorundayım. Bu bir yarışma. Bazı eleştirilere de açık olmak lazım. Yani idare edeceksin. Ona öyleyse öyledir arkadaş. İlk kez pırasalı yemek yiyen birini için biraz tuhafıma gitti aslında. Bilmiyorum. O da yapacak yarın. Peynirli mi yapacak bilmiyorum nasıl yapacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.